Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için oda sıcaklığındaki iki tane yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekleyip yumurtanın rengi açılıp tamamen krema görüntüsü olana dek mikserle çırpalım. Evet, yumurta bu kıvama gelince bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ve bir çay bardağı ılık süt ilave ederek spatula ile yumurtayı söndürmeden karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle hafif. Ardından kuru malzemelerimi şimdi göstereceğim. 1,5 yemek kaşığı kakao, birer paket kabartma tozu ve vanilya kullanacağım. 1 su bardağı un eleğini aldım. Şimdi bunun içine kuru malzemelerimi ilave edeceğim ve ardından yumurtalı karışıma kuru malzemelerimi ilave edip yavaş yavaş karıştıracağım. Bu sırada fırınımızı 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başlayabiliriz. Kek yaparken, pasta yaparken unu her zaman elememiz gerekiyor. Bu şekilde kuru malzemeleri unla birlikte elersek daha homojen, daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. Kek harcımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tabanını katı yağ, yani tereyağlı yağladığım büyük boy kare bir cam tepsinin içine şimdi kek harcımı alacağım. Ve 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırına göndereceğim. 20-25 belki 30 dakika kadar sürebilir. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol ederek fırından kekimizi o şekilde alacağız. Bu bizim pastamızın tabanı olacak. Çok lezzetli, çok güzel bir borcam pastası yapacağız bugün. Bu şekilde tepsiye şöyle sert bir şekilde sert bir zemine vurursanız eğer tezgahın üzerine içindeki hava kabarcıkları da çıkmış olur ve kekimiz dümdüz bir şekilde pişer. Fırına gönderiyorum. O pişerken şimdi kremasını hazırlayalım. 500 ml sütün bir kısmını tencereye alıyorum. Birer yemek kaşığı nişasta ve un ilave ediyorum. Çırpıcıyla çırpıyorum. Ardından bir tane yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Bu işlemi pıt, yani böyle pütür kalmasın diye az sütle önce şöyle bir önden bir karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ve sütün kalanını ilave ederek karıştıra karıştıra bunu şimdi ocağın üzerine alıp pişireceğim. Pişen muhallebimiz bakın bu şekilde. Kıvam gayet güzel oldu. Şöyle ara ara karıştırarak ilk sıcaklığının çıkmasını sağlıyorum. Sıcakken henüz vanilya ilave ediyorum bir paket. Yine karıştırarak ara ara soğutuyorum. Hafif ılık hale gelince yarım paket krema ilave edeceğim. Toplamda 100 mililitre kadar yapıyor. Yani 100 mililitrelik bir çay bardağı boyutunda düşünebilirsiniz. Ya da bir su bardağının yarısı şeklinde. Benim krema çok kıvamlıymış. O yüzden ben şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kadar koymam bile yeterli oldu. Bu şekilde karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada mikser kullanabilirsiniz. Daha pürüzsüz, böyle daha bulutsu bir krem elde edeceksiniz mikser kullanırsanız eğer. Ben bu şekilde tencereyi çizmeyen bir çırpıcıyla devam ettim. Fırından kekim çıktı. Bakın bu şekilde pastamın tabanı olacak bu. Şöyle bir ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum 5-6 dakika. Ardından üzerine şöyle kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Her tarafını şöyle aralıklarla deliyorum. Sütü tamamen çekmesini sağlayacak bu yaptığımız işlem. Ve 1 su bardağı soğuk sütü kekimizin üzerine yavaş yavaş ilave ediyorum. Nemli nemli çok lezzetli, çok güzel bir pasta olacak. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Videomu buraya kadar izleyenlerden yorumu ufacık dahi bir olsa bir emoji rica ediyorum. Böylelikle beni izlemiş olduğunuzu fark edebiliyorum ve ben de o güzel yorumlarınıza birer kalp ve birer cümleyle teşekkürümü bildiriyorum her seferinde.
Soğumuş, yani ılık hale gelmiş olan kremayı şimdi kekimin üzerine alıyorum. Bu krema gerçekten çok çok lezzetli oluyor. İsterseniz ekler yapımında, isterseniz profiterol yapımında bu kremayı kullanabilirsiniz. Spatula yardımıyla kekimin her tarafına kremayı yayıyorum. Ben şimdi bunu buzdolabına koyuyorum. Şöyle 4-5 saat, belki 2-3 saat kadar dinleniyor. Kremanın kalan yarısını cezvenin içinde ısıttım. Şöyle hafif kenarlarından fokurdamaya başlayınca içine 80 gram, yani bir paket kadar çikolata kullanmanız yeterli. Benim böyle yarım yarım pul çikolatalarım kalmıştı elimde. Onları kullanmak istedim. Çikolatalar sıcak kremanın içinde eriyince ve tamamen bu şekilde böyle homojen bir görüntü alana dek karıştırıyorum. Ardından pastamın üzerine dökeceğim. Sosu döktükten sonra da buzdolabında şöyle 4-5 saat, vaktiniz yoksa 2-3 saat kadar dinlendirip bu şekilde servis yaparsanız çok daha lezzetli ve çok daha dinlenmiş bir pasta ikram etmiş olursunuz misafirlerinize ya da ev halkına. Bu şekilde şimdi sosu pastanın üzerine dökeceğim. Biz bunu açık havada ailemizle birlikte tükettik. Gerçekten yiyen herkes çok çok beğendi. Sizler de tarifi denemek isterseniz mutlaka ama mutlaka bilgi kutusuna yazacağım. Ölçülere dikkat ederek yaparsanız çok sevinirim. Pastamızın son görüntüsünü şimdi videonun sonuna ekliyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.